hem Galatasaray'da hem de Fenerbahçe'de forma giydiniz. Galatasaray Fenerbahçe'nin evinde oynayacak. Evet. Sizce neden kazanamıyor orada Galatasaray? Yani siz iki takımda da forma giyen biri olarak neler, evet, ne dersiniz? Biraz da artık şey olmuş böyle, futbolculara baskı da yaratıyor bu şey gerçekten. Ben oynadığım dönemde de ben hiç böyle baskılara gelecek bu tipte oyuncu değildim. Hiçbir zaman da aldırış etmezdim. Çok iyi maçlar oynadığımız zamanlar da oldu Kadıköy'de. Kazanmayı kaçırdığımız maçlar da oldu. Bir türlü kazanamadık. Ama dediğim gibi artık bir basiretsizlik mi var, o sahada bir etki mi var, bir şey mi var bilemiyoruz artık. Ben oynadığım dönemde de gerçekten çok iyi. Fener'den daha yoğun, daha çok pozisyona girdiğimiz maçlar oldu ama kazanamadık. Ama bence bu sene Galatasaray Fenerbahçe'nin de bulunmuş olduğu durumdan faydalanıp bu şeyi kırmayı düşünüyordur diye düşünüyorum. Bu sene yani bu şeyi kırabilirler diye düşünüyorum. Ama tabii ki biliyorsunuz Fenerbahçe'de derbi maçlarında enteresan iyi oynuyor. Farklı oynuyor daha doğrusu. Motivesi tabii işin açıkçası farklı oluyor. İşin açıkçası ben de sabırsızlıkla o maçı bekliyorum. Yani skoru ne olur, nasıl olur diye ben de o maçı bekliyorum işin açıkçası. Ben de futbol oynadım. Futbolcuları kötülemek anlamında söylemiyorum ama yapılan transferlerin doğru olmadığını, yani iyi transferler olmadığını düşünüyorum. Takımda abi olmadığını, sorumluluk sahibi alacak şey Volkan Volkan'ın dışında birkaç, yani zaten en şey Mehmet Topal. Mehmet Topal da sonuçta yine böyle çok görevini yapan bir oyuncu da ama çok fazla sorumluluk alacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi işte bir Alex'ler olduğu zaman işte daha yaşça büyük olan abilik yapacak insanlar büyük takımda şart mı? Çünkü baskıya karşı oynuyorsunuz. Her hafta kazanmanız gerekiyor. Beraberlikte bile tepkiler alıyorsunuz. O yüzden bunları kaldıracak oyuncular da şart takımda. En büyük sebeplerinden birisi transferlerin yanlış olduğunu ve de takımda gerçekten sahiplenecek abilerinin eksik olduğunu düşünüyorum ben. Ama bence bir derste çıkartmışlar diye düşünüyorum. Çünkü Fener Ali Başkan da seneye çok çok iyi bir takım yapacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü bence ağızları yandı. Kendi ismini de ortaya koyup çok iyi bir Fenerbahçe seneye izleriz diye düşünüyorum. Siz Fenerbahçe'de onlarken kim abilik yapıyordu? Ben yaşım genç olmasına rağmen ben de abilik yapıyordum. Gerçekten benim böyle, ben çoğu takımda zaten kaptan mesela Sivasspor'a geçtim, takımın en genciydim ama kaptanlık bendeydi. Böyle liderlik vasfım olduğunu düşünüyorum. Kendim hakkında çok fazla yorum yapmıyorum ama ben tabii ben oynarken de Ümit Özat vardı, Rüştü vardı, işte düşün Anelka gibi bir oyuncu vardı, Luciano vardı, Alex vardı, Van Oydonk vardı. Çok böyle sorumluluk alacak. Hiç değilse tecrübeli oyuncular vardı yani. Bunlar bir sürü arenada futbol oynamışlar. Tecrübeleri. Biz zaten hepimiz Ümit Milli Takım'dan transfer olmuştuk. Ben, Serkan Balcı, Tuncay Şanlı, Mahmut Hanefi, işte İsmail Güldüren, Serhat, bir sürü daha sayamadığım arkadaşlar falan. Kemal Aslan, Kaleci Volkan, Recep, işte aklıma gelenleri söylüyorum. Ümit Milli'den bu oyuncuları aldılar. Takımda da abiler var. O takım zaten biliyorsunuz üst üste şampiyon olduk. Hatta 3. şampiyonu da Denizli'de kaybettiğimiz sezonda. Onu da kazansak üst üste 3 sene şampiyon olacaktık. İşte böyle olursa başarılı olur. Büyük takım da şart böyle. Yani böyle bir dengeyi yapmanız gerekiyor. Maç bittikten sonra biz yani çok yanlış hatırlamıyorsun 2-3 saat mi 3-4 saat soyunma odasında kaldık. Yani hiç çıkamadık yani. Orada oturduk öyle. Kimse duşa gitmiyor. Oturduğumuz yerde öyle kaldık öyle. Sessiz bir ortam oluştu. Hiç kimse konuşmuyordu. Bayağı bir saat soyunma odasında kaldık. Taraftarlar dağıldı etti. Herkes gitti. Biz en son çıktık şeyden. Ama tabii havalimanına giderken onun sıkıntısı, insanlar tepki. Buraya gelirken insanların tepkisi falan. Çok sıkıntılı dönemdi bizim için yani. Sonra zaten bir yerde de anlatmıştım. Sezonun başında Tümer Metin de bize transfer olduğu zaman Tümer abinin. Çok iyi hatırlıyorum. Başkanımız toplantı yapmıştı. Aziz Başkan. Tabii bize kızgındı. Doğal olarak o elinden gelen her şeyi yapıyordu. Şampiyonluğu da bekliyordu. Sezon başında falan işte biraz bizleri fırçalamıştı. Tümer de biraz şaşırmıştı. Nereye geldim gibisinden falan. Ufak tefek bir şeyler söylemişti ama onları burada söylemeyeyim ama o da haklı olarak tabii başkan olarak tepkisini göstermişti. Tabii sezona korkarak girmiştik o sene. Gerçekten. Çünkü başarısız olursa sıkıntı olur diye. Sezonu korkarak başladık o sene. Ya çekinmekten ziyade şöyle yani sonuçta başkan Fenerbahçe'yi çok seviyor. O yüzden de hep iyi olmasını istiyor. İşte bazen dozajını kaçırıyor işin açıkçası. Sonuçta yani kötü niyetinden değil tabii. O da iyi niyetinden. Genelde hep takımın içerisindeydi zaten. Hep genelde yanımızda her zaman. Sadece biz değil ki yöneticiler de çekiniyordu yani. Oyuncular da yani kendi ekibindeki yöneticiler de çekiniyordu. Ama onun yapısından kaynaklı. Normalde çok çok iyi bir insandır. Mesela en çok fırçasını yiyenlerden birisi benimdir onun. Ben Fenerbahçe transfer olduğumda 1-2 hafta oynatmadılar beni. Ben de tabii oynamak istiyorum. O yeteneği de kendimde görüyorum. Biraz işte böyle agresif davranıyordum antrenmanlarda falan böyle. Beni her hafta çağırıyordu yanına. Altınzade'de bir ofisi vardı. Beni fırçalıyordu böyle. Başta böyle gidiyorum. Ben de artık başkanı çözmüştüm. Beni fırçalıyordu böyle. Ben susuyordum. Hiçbir şey söylemiyordum. Sonra tabii biraz sakinleşiyordu. Hadi aslanım oğlum falan diyordu falan bana. Öyle ben Aziz Başkan'ı çözmüştüm. O yüzden ben sıkıntı yaşamıyordum. Ya kötü niyetimden değil. Gerçekten ben o zaman çok iyi bonservis parasına geldim. Fenerbahçe
Fenerbahçe bana bir para ödedi sonuçta transfer etmek için. O parayı hak etmek için, karşılığını verebilmek için yani çabam. Ben oturup paramı da alabilirdim. Ben mesela Fener'de 3 sene imza attım. Bitti, tekrar 3 sene imza attım. Dolar üzerinden imza attım. Ben oynamadığım için gittim Sivasspor'a. Kendi tercihim. Oturup bu paraların hepsini alabilirdim ama benim karakterim de yok. Ben oynamam lazım. Paramı hak etmem lazım. O düşünce dolduğum için gittim son sıradaki Sivasspor o sene. Herkes bana zaten şey yaptı, tepki gösterdi. Oğlum başka takım yok mu? Niye bir sürü takıma gidersin? Fenerbahçe'de oynuyorsun şöyle böyle. İyi ki de Sivasspor'a gitmişim. Ben hem orada çok mutlu oldum. Çok da başarı elde ettik orada. İlk küme düşen takım diyorlardı. O sene bir puanla neredeyse UEFA'yı kaçırdık. 6. sırada falan bitirdik. Böyle şeyler oluyor tabii. Ben mutluydum ya. Ben işin açıkçası böyle yerlerde futbol oynamak daha iyi. Futbolcu işine daha çok konsantre oluyor. Çünkü çok fazla yapacağınız bir şey yok. İşinize odaklanıyorsunuz. Şehri temsil ediyorsunuz. Ufak da olsa falan sizi seviyorlar. Restoranta gidiyorsunuz, para almıyorlar. Ne bileyim işte ilgi alaka gösteriyorlar. Yani ben çok arkadaşım var mesela. Bir sürü takımda oynamışlar. Kendileri söylüyorlar da onlardan yola çıkarak anlatayım size. Ben diyor o kadar takımda oynadım dedi. Hiçbir bir yerim olmadı. Evim, arabam. Bu Sivasspor'a geldim. Evim, arabam oldu falan diyor. Yani işte 2-3 tane ev aldım. Şöyle böyle. Çünkü ya bereketli mi diyeyim veyahut da bir şeyler yapacak bir şey yok. Parayı biriktiriyor muydu oyuncular falan. O anlamda ben Sivas'ta çok da mutluydum. Ben Sivasspor'a şöyle transfer oldum. Beni aradılar. Fenerbahçe'de tabii 3 sene daha sözleşmem var. 3 sene bittikten sonra. İşte aradılar, dediler ki Servet seni istiyoruz falan. İşte tabii ben de biraz tereddütler yaşadım. Dedim ki bir şartla gelirim dedim işte başkanım. Dedim beni bonservisimi alırsanız diye. Kapat dedi. Telefonu kapattım. Yarım saat sonra beni aradılar. Tamam dediler bonservisini. Dedim başkanım şu kadar para isterim dedim. Kapat dedi telefonu. Yarım saat sonra aradım. Tamam dedi. Allah Allah dedim. Gidiyoruz Sivasspor'a dedim herhalde. Sonra dedim ki başkanım ya son bir şeyim var. Çok oldum ama dedim. Şimdi gelirim. Bir sene sonra da serbest kalırım başkanım. Bonservis falan değil. Yani serbest kalırsam. Tamam onu da kabul ettiler gerçekten. Sonra Sivasspor'a gittim. Gerçekten o kadar iyi insanlar var ki. Hem yöneticileri hem orada yaşayan insanlar falan. Ben sezonun bitmesine birkaç ay vardı. Ben Galatasaray'la anlaştım. Anlaştım derken söz verdim. Ama şöyle bir şey. O kadar iyi davrandılar ki bana. Ben dedim ki Galatasaraylı yöneticilere. Sivasspor'a belli para öderseniz gelirim dedim. Yani bonservisim de normalde serbestim. Sağ olsunlar onlar da bir şeyler ödediler. Öyle ben Galatasaray'a transfer oldum. Çünkü öyle iyi davranınca insanlar bir kendim şey yapmak istedim. Yani ne bileyim bir faydam olsun istedim. Ufak da olsa şeyler katmaya çalıştım Sivas'ta. Hatta bana orada fare hemşirelik ve rahat belgesi falan verdiler Sivas'ta yani. O yüzden beni herkes Sivaslı falan sanıyor çoğu insan. Ben Aslan Öldürlü. Yani benim takım arkadaşım sonuçta. Evet. Beraber oturmuş, kalkmıştım. Türkiye evlerine gitmiştiğimiz falan filan var. Sıkıntı yok. Yani ben Mersin'de biliyorsunuz beni kadro dışı bırakan Ümit Özatlı. Öyle mi? Tabii takım arkadaşım benim. Ya gerçekten sizin de söylemiş olduğunuz gibi çok şeydir böyle. Ağzı laf yapar, komiktir yani. Ben Mersin Mavi'de oynuyorum. O sene çok iyi bitirmişiz. Takım kaptanıyım. Tabii ikinci sene benimle anlaşmak istemediler. Ben çünkü hem personelin, bütün oyuncuların haklarını savunan, başkanla görüşen, yöneticilerle görüşen, gerekli itirazları yapan falan kişiydim. Zaten ilk senesinde Mersin İdman Yurdu tarihinde hiç kimsenin, personel dahil hiç kimsenin bir kuruşu kalmadı. Herkes alacağını aldı. Tabii ikinci sene transfer yasakları var. Takımın kaptanıyım. 34 maçın 33'ünde oynamışım. Takım çok iyi bir sezon geçirmiş. Herkes yine ilk düşen takım Mersin olur demiş. Düşmemişiz. Ruz Hoca hocamız da o zaman da zaten. Sezon sonu tabii kaptan olduğunuz için, takımın büyüğü olduğunuz için, işte bu paralarını peşinde koştuğunuz için yöneticiler istemez genelde sizi. O yüzden benimle anlaşmak istemediler. Düşünün transfer yasağı da var. İkinci yarı 3-0 yaptılar. Sonra işte transferin son günü anlaşmak istediler benimle falan. Anlaştık. Sonra benim ameliyat problemlerim oldu falan. Dizimde sakatlık. Ameliyat oldum. Sonra Ümit Özat Hoca olarak geldi. Tabii ben oynayamıyorum o zaman. Tabii takım kaptanıyım. Biz de her kazandığımız maçta kazandığımız primden mesela kesinti yapardık. Bu kesintileri de personel, orada çalışan insanlara dağıtırdık. Tabii bir Kayseri maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben tabii oynamıyorum. Sakatım. Takım maçı kazandı. Primler dağıtacak. Hoca dağıtacak primi. Ümit Özat dağıtacak. Normalde bir hocanın bu şeylere karışmaması lazım. Şahsi görüşüm. Herkesin primi bellidir. Kulüp muhasebesi vardır, yönetici vardır. Hesabına yatırır ya da hesabına paraları yatırırlar, alırsınız. Ya hoca olarak yatırmak istedim. Onun tercihi. Çıktım odasına ben. Oturdum tabii. İşte gelen gidenler oluyor falan böyle. Primler alıyorlar falan. En son tabii kesintiler falan. Bu kesintiler de mesela kulübün parası falan değil. Mesela siz oyuncu olarak kaç para prim? 10 milyar. 10 milyar alıyorsunuz. Biz oyuncular yani %10 kesinti yapıyoruz. Bu hepimizden yani kulüp kendi paramız yani bu. İşte hoca buna karışmak istedi yani. Yok. Vermek istemedi. Ben de dedim ki yani bu seni ilgilendirmez yani. Futbolcuların parası ve de burada çalışan 60-70 tane gariban insan var. Biz onlara veriyoruz. Ben çoğu takımda kaptanlık ettim. Her takımda böyledir. İşler öyle başarılı. Gerçekten o kadar insanın duasını alıyorsunuz diyorsunuz. Ve de bu kulübün vermiş olduğu bir para olmadığı için gayet normal. İstediğimiz yere verebiliriz. Onunla alakalı tartışma oldu. Vermek istemedi. Sonrasında da ben de tepkimi gösterdim. O da beni kadro dışı bıraktı falan. Öyle bir hikayemiz oldu. Düşünün bir de takım arkadaşım benim yani. Ama sıkıntı yok. Futbolun içerisinde böyle şeyler var. Gayet normal. Ben onun yine hiçbir zaman kötülüğünü istemem. Başarılı olsun her zaman. Sonuçta yıllarca Türk futboluna o da hizmet etmiş. Allah yoluna açık etsin.
Orada sıkıntı yok yani. Fatih Hoca'yla yani güzel aslında hoca. Bakmayın siz böyle sert falan gözüküyor ama çok espriler de yapar hoca Fatih Hoca. Gerçekten böyle zaman zaman inanılmaz espriler yapıyor. Çok ince espriler yapar falan böyle. Böyle yapıyor espri, sonra odaya gidiyoruz. Başlıyoruz odada yine gülmeye devam ediyoruz. Yani o jeton yeni düşüyor falan. Ama zeki o zaman. Zeki adamdır. Ya zeki olmasa zaten bu yerlere gelemez. Evet. Bu kadar krizi yönetemez. Bir sürü sıkıntılar oluyor, bir sürü baskılar oluyor. Bir sürü problemler yaşayıp üstesinden gelebiliyor. Zaten futbolla uğraşan futbolcular genelde zeki insanlardır. Bakmayın siz. Çünkü kolay iş değil gerçekten. Saniyenin bilmem kaç şeyinde düşünüyorsunuz yani. Anında karar vermeniz gerekiyor. Bunlar hep zeka gerektiren işler. Genelde futbolculara şey derler ama, işte üniversite okumamışlar ama zeki insanlardır genelde futbolcular. Yani sporcular değil. Ben de üniversite okudum mesela. Ben üniversite mezunuyum. Benim annem babam okuma yazma bilmez. Ben halen annemlerin söylediklerini çünkü yaşamışlar. Yaşayarak bir şeyleri deneyim edinmişler. Onlara söylediklerini kayda alıyorum ve de ne zaman ne derseler her zaman sonunda onların dedikleri çıkıyor karşıma yani. O yüzden biraz okumak falan da artık şeydi. Tabii ki okumak önemli ama çok büyük bir şey. Nasıl okursanız o önemli yani. Nasıl okuyorsunuz o önemli. Bazen böyle işte hocanın artık bu işi çözmüş mü diyeyim, nasıl diyeyim işte onun tabirini tam doğru tabiri bulamadım ama düşünün Avrupa Şampiyonası'nda oynuyoruz. İsviçre ile oynuyoruz. Yenilsek yani berabere kalsak gidemiyoruz. Yendik. Çek Cumhuriyeti oynuyoruz. Berabere kalsak Çekler çıkacak. 2-0 mağlup giriyoruz ilk yarı soyunma odasına. Şimdi işte herkes düşünüyordur ki Fatih Hoca başlayacak fırçalamıştır bunları işte ne yapıyorsun ne diyorsunuz falan. Aksine artık krizi yönetmenidir bu. Aksine bakın bir tane bir yerde de anlattım. Bunu anlatayım size mesela. Hamit 11 oynuyor o maçta. 2-0 mağlup girdik şeye soyunma odasına. Şimdi herkesin beklesi hoca bağırır çağırır bunlara falan. Ya şimdi konuşmasını yaptı güzel. Hadi iyi güzel konuşmayı yaptı. Tam çıkacağız falan böyle. Hamit 11'den böyle yaptı mesela. Dedi ki hadi arkadaşlar şimdi Hamit'i de oyuna alıyorum falan. Yani Hamit çok kötü oynamış mesela. Hamit'i de oyuna alıyorum falan diyor. Öyle bir espri bizi rahatlatıyor mu artık ne bileyim. Gerçekten rahatlatıyor mesela. Ve çıktık o maçı 3-2 aldık mesela. Yani kolay bir maç değil. Bazen böyle önde olduğumuz maç olur falan. İşte galip girmişizdir. Kötü oynamıştır. Fırçaladığı zaman olmuştur mesela. Yani o herhalde o şeyi çözüp ona göre davranıyor. Nabza göre mi veriyor bilmiyorum artık ama. Yani genelde de tutuyor yani. Ben çok kendi içimde böyle düşündüm böyle. Röportaj yapıyorum falan sonra bazen gördüğümde falan böyle. Ya ne kadar hızlı konuşuyorum. Bir düşün bir tart. Söylediklerini falan ama yapı gereği yani istesem de mesela şöyle yavaş yavaş konuşsam var o kadar güzel anlatırım ki mesela ama geç anlatırım ya sanki böyle karşımdaki sıkılacak yani çok konuşmuş hissi olacak diye hemen bildiklerimi hızlı hızlı söyleyip bitirmek istiyorum. Belki Şenol Hoca da öyledir ama gerçekten böyle zaman olsa yavaş anlatsak falan var ya daha detaylı anlatıp insanların kafasına sokabileceğimizi veyahut da daha da net anlatabileceğimizi düşünüyorum. Ben kendi adıma Şenol Hoca da öyledir diye düşünüyorum. Çalışmak nasıl oldu? Vallahi ben hocanın hem kişiliğini hem antrenörünü çok seviyorum. Hem şey insanlar olan davranışını da çok seviyorum. Beni ilk defa milli takıma çağırdı diye söylemiyorum yani bunu. Gördüğüm kadarıyla ben çok pozitif bir insan olduğunu, ikili ilişkilerin iyi olduğunu, futbolu da iyi bildiğimi düşünüyorum. Zaten o yüzden de başarılı oluyor yani. İnsanlar bir yere kolay kolay gelmez yani. Bir şeyler hak ediyorlardır. Öyle geliyorlardır yani. Ne olursa olsun isterse başarısız olsun yine Şenol Hoca olsun, Ahmet olsun, Mehmet olsun, Türk antrenör olsun ya milli takımın başında. Ben hiçbir zaman buna anlam vermiş değilim yani. Ya isterse gelsin Avrupa'da seni Avrupa şampiyonu ya yapamaz da gerçi de. Hiçbir insan Türk kadar duygusal, Türk antrenör kadar başarıyı daha çok ya insan onlar sonuçta profesyoneller. Tabii ki de başarılı olmak isterler ama milli takımı yönetmek farklıdır ya. Ne bileyim o duyguyu falan katmak. Biz mesela Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olduk ama bir görseniz ortamı. Şimdi bir yabancı bu antrenör olsa falan biz o şeyi ne bileyim belki disiplini farklı olacak o şeyle. Biz mesela maça çıkacağız. Tuncay önde müzik aletleri var ya bu boss şey aletleri falan var. Mehter marşı çalıyor. Düşün stada giriyoruz yani. Rakip takım var, seyirciler var. Mehter marşı ile önde Tuncay gidiyor. Biz arkada Mehter marşı ile soyunma odasına gidiyoruz falan. Bir sonuçta bu da bir şey birliktelik yani başarı. Çok farklı inanılmaz. Ben mesela sakatlanmıştım. Hırvatistan maçında oynayamadım artık. Bağlarım koptu. Robot dizlik taktılar. Onunla bile yürüyemedim. Ya gerçekten değnekleri attım diyeceğim ben oynayacağım ya dedim yani. O derece yani insan gaza geliyor etkileniyor. O yüzden ben Şenol Hoca'nın çok başarılı olacağını zaten düşünüyorum da. Keza başarılı olamasa bile bence istikrardan yana olup devam etmeliyiz yani. Ben Türk antrenörü kesinlikle Avrupalı'dan daha başarılı olur yani. Daha çok düşünür işte İsemili Fatıma'ya. Türkiye'nin bence en iyi altyapılarından birisi Kartalspor'daydı. Her sene kesin 3-4 tane oyuncu birincilike yani A takıma çıkardı sonra da birincilike futbolcu verilerdi. Ben, Volkan, Oğulcan, Egemen, Erman, Adem, Erol abi, Murat, ya sayamıyorum daha bir sürü insan var. Erman Özgür. Herkes Kartal patentlidir.
Keza işte Türkiye şampiyonu, İstanbul şampiyonu, Galatasaray altyapısı, Fener altyapısı hiçbir zaman Kartalspor'u yenemezlerdi. Hep biz galip gelirdik. Öyle de bir özelliği var Kartalspor'un. Ama maalesef güzelim takımı ne hale getirdiler. Amatör takıma kadar düşürdüler takımı. Ama dediğiniz gibi sonuçta küçük bir ilçe takımı olmasına rağmen o kadar iyi taraftarı vardı ki zaman zaman o stat hep full olurdu. Ama dediğim gibi maalesef güzelim takım şu an çok kötü durumlarda. Düşünsenize Bankasya'ya kadar çıkmıştı yani bu takım. Yani oradan amatöre kadar düştü. Yani Bankasya'da olsa ne kadar güzel olurdu. Yani biz de gururlanırdık. Her söylüyoruz her yerde Kartalspor'dan yetiştik ettik falan. Şu an ama amatör takımda yani. Ben üzülüyorum işin açıkçası çok fazla. Çok önce bunu söylemiştim. Yani bu sene Başakşehir'in şampiyon olacağını düşünüyorum. Zorlarsa da Galatasaray. Hatta Beşiktaş'ta Galatasaray'ın puanları aynıydı. Ben zorlarsa Galatasaray'ın zorlayacağını düşünüyorum diye bir demeçte bulunmuştum. Keza şu anda da öyle gidiyor. Zaten Başakşehir bu sene de olmasa çok büyük sıkıntı yaşar. Başakşehir'in dikkat etmesi gereken ben yıllardır dikkat ediyorum. Büyük takımlara karşı kesinlikle çok fazla puan kaybetme. Geçen iki senede de kaybettiği şampiyonluk sırf Anadolu takımlarına kaybettiği maçlardan dolayı. İşte mesela Sivas'a yenildi kendi evinde mesela. Fener'i yendi. Büyük takımları yeniyor. İşte bu takımlara kaybediyor. Şu son haftalarda da bu Anadolu takımlarına kaybetmesi yani sürpriz takımlara kaybetmesi ben yine Başakşehir'in şampiyon olacağını düşünüyorum. Drogba için. Evet. Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri değil mi? Abartmış. O maçta sanırım kramponu mu yırtılmıştı? Ya, çok yani ben mevkim gereği sert bir mizacım da serttir ama sahada da biraz sert olduğumu düşünüyorum. Ama böyle gerçekten hayatım boyunca kimseye kasti bir şey yaptığımı yapmamışımdır yani. Pozisyon icabıdır. Fark yani müdahaleden kaynaklı bir şeydir. İzmir'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Fil dişiyle oynuyorduk. Bir pozisyon icabı biraz hamle yaptım. O da herhalde benden daha önce davranınca kramponunu yırttım ben onun. Tabii saha dışına çıktı. Bayağı da bir tepki falan gösterdi. Ben de tabii girdikten sonra gerçekten defalarca falan özür diledim yani ona işte. I am sorry falan filan dedim. Ondan sonra saha içerisinde barıştık ama o sertlikten dolayı sonra da maç boyunca da devamlı onunla mücadele ettiğimden dolayı aklımda kalmış olabilir. Yani yoksa çok fazla şey değil. Yani biraz belki sert oynadım ya. Ondan aklımda kalmıştır. Yoksa sanırım Servet hala oynuyor mu diye sormuş. İşte Galatasaray'a geldiğinde onu sormuş. Hatta geldikten sonra da Eskişehir'de oynuyordum ben. Karşılıklı oynadık. Bir seremonide görüşünce sana zaten güldüm falan böyle bana falan. Sonra orada bir pozisyon bana yine sert bastım böyle. Düştü falan bunu yayınladılar falan çok fazla. O maçlara gerçi sakatlanıp sonradan çıktım ama tabii ki böylesine kaliteli bir oyuncunun kendisini ispat etmiş çok iyi takımlarda oynamış oyuncunun ne kadar doğru olmasa da öyledir yani. Sonuçta ne oyuncular var. Böyle bir şey söylemesi benim için onu verir. Bir olay tabii ki. Göztepe'ye çok üzülüyordum. Ben Göztepe'ye dönüyordum. İşte hem taraftar hem şehir. Eskişehir keza yine öyle. Üzüldüğüm ender takımlardan birisidir. Kesinlikle Süper Lig'i hak eden hem taraftarıyla hem kentiyle, şehriyle kesinlikle Süper Lig'i hak eden bir takım. Gerçekten futbol oynarken insan deplasmana da gitseniz keyif alabileceğiniz biz. Hatta yeni statları da bitti zaten orada oynuyorlar. Eskişehir başka ben 2 yıl oynadım orada. 2 yıl kaptanlığını da yaptım orada. Çok güzel anılarım oldu. Maalesef o dönemki başkanın yüzünden ayrılmak zorunda kaldık. Çoğu arkadaşımız iyi futbolcular. İşte bizim sadece ben değil. Sonuçta gerçekten çok iyi bir kadromuz vardı. Geliyorduk mesela zaman zaman Beşiktaş yenimini oynuyoruz. Beşiktaş bize kontrol ediyordu. Düşünün o derece. Hiçbir takıma şey yapmıyorduk. Genelde üstünlük bizeydi hem koşuda hem topta. Tabii maddiyata bağladılar. İşte benim, farklı oyuncuların işte yüksek maliyetli olan oyunculara falan işte para indirimine gitmek istediler. Yolladılar. Sonuçta takımı düşürdüler. Yani sonuçta tamam. Biz de sonuçta Galatasaray'dan geldik. O paraları yani hak ediyoruz yani. Diğer futbolcular da hak ediyor. İyi oyuncular. İşte birisi İngiltere'den geldi. Kamara vardı, Tello vardı, Dede vardı, işte Diego vardı, kaleci Bofen vardı. O kadar iyi kadro. Alper vardı. Alper Potok, Veysel vardı, Necat Ateş vardı, Akaminko vardı. Bütün hepsi aklımda çok iyi kadro olduğu için. Erkan Zengin vardı. Sayamadım daha niceleri. O takımı bozdular. Sonra küme düştüler. Yani sonuçta ne kadar yüksek para alsak da alalım. Bu takım ligde kaldığı sürece geliri çok yüksek olduğu için bu oyuncuların zaten parasını ödeyebilirsiniz. Düştün oldu şimdi. Bir sürü borçla kaldı Eskişehir Spor. Ve de şu an çıkmakta cebelleşiyor. Bu sene de büyük bir sıkıntı yaşıyor. İnşallah düşmezler. Dediğim gibi tam bir futbol kenti. Gönül isterdi birincilik çıksınlar. Bence çok iyi bir sistem. Şöyle hakemlerin de biraz nefes almasını sağlayacağını düşünüyorum. Tamam ilk sene biraz acemiliğini yaşayacağız ama sonraki senelerde çok daha rahatlayacağız diye düşünüyorum. Hiç değilse biraz hakkaniyet doğmuş oldu. Sonuçta hakemler ister istemez insanlar. Büyük takımlardan etkileniyorlar yani. Ne olursa olsun yani. Şimdi bir büyük takım maçını yönetiyorsunuz. O maçta hatalar olabilir. İnsansınız, yapabilirsiniz. Sonradan var ya haftalarca sizi eleştiriyorlar işte basında şöyle böyle. Sonra o takımın maçına tekrar geldiğiniz zaman ister istemez ufak da olsa takdir hakkınızı onlardan yana kullanmak zorunda kalıyorsunuz. İnsanın doğasında işte yani baskıya çok fazla gelemez. O yüzden bence çok iyi sistem. Gerçekten de şöyle bir şey oluyor mesela. Milimlik bir offside olsa büyük
büyük takım masrafından kesinlikle yani görünmezden gelmiyorlardır da. Büyük takımın lehine biri ama şimdi o kalktı. Anadolu takımı da gerçekten işte işin açıkçası hakkı yenmez. Bir şey olduğu zaman gerçekten görünüyor ve yapılıyor. Bu sene dediğim gibi acem olduğumuz için ikinci sene ve üçüncü sene ondan sonra daha da faydasını göreceğiz. Düşünün yani biz maç izliyoruz. Bir tane pozisyonu 10 kere izliyoruz. Bakıyor karar veremiyoruz. Adamlar anlık karar veriyorlar. Hakemlere de hak verdik. Onlar için iyi oldu diye düşünüyorum ben. 14 tane yabancı alıyorsunuz. Allah'tan bu sene 21'e çıkarttılar kadroyu. 18 olsa 14 yabancı 4 tane Türk oyuncu alacaksın. Bunun 2 tanesini de ya da 3 tanesini altyapıdan almak zorundasınız. Türk oyuncu yok. Ben de şunu anlamış değilim. Tamam 14 yabancı olmuş olabilir. Tamam hak veriyorum. Hadi yaptınız böyle işte. Ya be kardeşim. Bütün takımlar neden 14'te 14'ü kullanıyor yani? Benim bildiğim büyük... Rekabetten dolayı diye açıklıyorlar. Ben rekabet olarak. Rekabet. Tamam. 14 tane yabancı aldık. Var mı UEFA Kupası'nda başarı? Var mı Şampiyonlar Ligi'nde başarı? Var mı bir şey? Yok. Demek ki sadece yabancıyla olmuyormuş bu işler yani. Vallahi yabancı futbolcuya vereceğinizi kendi milletinize verin abi. Vallahi böyle yani. Sen yabancı oyuncu alıyorsun, tırnağı ağrısa oynamıyor. Parası garanti. Türk oyuncu garibime veriyorsun maç başını. Adam saka saka çıkıyor. Keza ben de öyle. Sakat sakat oynadık baş başa. Şu an ben sıkıntısını yaşıyorum halen yani. Ne olsun maç başımız gitmesin. Aman işte şu şeyi kaybetmeyelim. Yabancının umurunda değil ki. Ben o kadar yabancıyla oynadım ki. Tırnağı ağrıyor maça çıkmayan oyuncu vardı yani. Ama parası garanti ne olacak? Yani yabancı oyunculara verildiği zaman gerçekten bu ben bütün kulüpleri, yöneticileri bu anlamda gerçekten çok eleştiriyorum. Neden eleştiriyorum? Yabancı futbolcuya verilen para hiçbir zaman gözükmedi ama Türk futbolcuya verilen para her zaman basının önüne atıldı, insanların önüne atıldı, dünya para kazanıyor. Kardeşim yabancıya neler veriyorsunuz ya? Neler veriyorsunuz? Şöyle bir örnek vereyim yabancıdan dolayı. Hırvatistan, işte Sırbistan, bütün oyuncular Avrupa'da ya. Allah aşkına ya nasıl Avrupa'dalar? Ne yapıyorlar biliyor musun? Ben yeni geldim Hırvatistan'a, maç izlemeye gittim. Birincilik maçları izledim, 3 tane birincilik takımı. Getirin, bizim ikincilikte oynayamayacak oyuncular var orada. Birincilik takımlarında. Ama adamlar 20 yaşında, 19 yaşında A takımda oynatıyorlar. Yani ligleri çok kötü ama Avrupa'ya en çok futbolcu veren Sırbistan'la Hırvatistan. Modrić'ler, Rakitić'ler, Mitrović'ler, aklınıza kim gelirse. Neden? Şans veriyor, 19 yaşında oynuyor. 3 tane maç izledim. Lider takım, ikinci takım ve de son sırada oynayan takım. Hepsinde çoğunluğu genç oyuncu. Şans veriyorlar, işte böyle yetiştiriyorlar ve de bence yayıncı kuruluş parası yok diye düşünüyorum burada çok fazla. Hiçbir gelirleri yok. Sadece bu transferlerden bence kulüpler döndü. Bence öyle yani. Çünkü oynatıyor, şans veriyor, yetiştiriyor, satıyor. Türkiye'de gerçekten 1 milyon misli daha kaliteli oyuncular var ya. Ne kadar oyuncular var ama şans veremiyoruz ki. Nasıl yani nasıl yetiştireceğiz? Rıza Hoca Beşiktaş'a gelir mi? Rıza Hoca sonuçta Beşiktaş'ın çocuğu diyorlar. Sadece Beşiktaş'ta oynamış. Uzun yıllar kaptanlığı yapmış, milli takım kaptanlığı yapmış. Yani herkesin ne kadar ihtimali varsa Rıza Hoca'nın da öyle bir ihtimali vardır. Sonuçta Beşiktaş'ın çocuğu yani. Ben öyle bir şey olsa da Rıza Hoca da bence Beşiktaş'ı ister diye düşünürüm çünkü İki uyumlu şey olarak görüyorum yani. Ben onun yanında ekibinde çalıştığım için söylüyorum gerçekten. Rıza Hoca iyi şeyler hak ediyor. Beşiktaş'ta Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birisi zaten. Ama göreceğiz önümüzdeki süreçlerde. Vallahi artık böyle beni röportaja çağırıyorlar. Bağlamanı da al falan diyorlar yani. O derece o hale geldik yani. Ben en son Sümer abinin programına katıldım. Yılmaz Hoca da katılmış. Sümer abiyi çok severim ben. Ya işte türküsü, ya dedim abi ben nasıl, ya geldi Sümer abi kıramadım. Gittim türkü söyledim. Yakında yayınlanır falan böyle. İnşallah rezil olmamışımdır. Ya ben türküyü nasıl diyeyim? Ya sanki beni anlatıyormuş gibi yani. Varlığı da, yokluğu da, mutluluğu da, neşeyi de, sevgiyi de her şeyi türküden alıyorum ben. Ama benim dinlediğim türküler böyle biraz ağır türküler. Böyle bağlamanın daha ağır olduğu türküler falan. Daha acıklı. Acıklı, çok acıklı. Gerçekten mesela zaman zaman böyle işte futbol oynarken de dinlediğim türküler falan böyle arkadaşlar ya sen insan rap dinler, hip hop dinler, hareketli müzik can. Ben o kadar bunalım türkülerini der ki sen bu ruh haliyle nasıl top oynuyorsun falan. Aksine ben mesela fitness yaparken mesela takım halinde çalışacağım mesela bir hareketi 10 kere yapıyoruz ya mesela bana türkü taksınlar 30 kere yaparım. O derece kendimi güçlü hissediyorum. Gerçekten bak anlatamıyorum bir yaş yani öyle bir insanlar belki yaşayan insanlar vardır. Düşünün yani 10 tane yapayım. Ben o güçle mesela mevkim gereği ben defans oyuncusuyumdur. Yani mevki gereği en az koşanlardan birisi ama beni hiçbir takımda kondisyonda kimse geçemez. Kupurlarda falan. Türkiye taklan beni hayatta kimse geçemez. Herkesten daha çok koşarım. Öyle bir şey vardır yani. Keşke maçtayken de o zaman kulaklık. Ben çok dedim yani. Ama ben her maç kırmızı kart görür atılırdım o zaman. Bir tek sıkıntı oydu. Yoksa Türkiye dinlediğim zaman var ya yemin ediyorum var ya böyle bir şey olamaz. 90 dakika durmadan koşardım o derece yani. Siz kim aşıladı bunu? Hani babanız falan mı çok dinlerdi? Yok kimse de ya biraz herhalde ajitasyon olmasın da böyle herhalde bir yokluktan falan gelmenin şeyinde yani yokluktan o şartlarda büyüyünce falan insan ister istemez böyle zaten türküler biliyorsunuz acıklı falan. Ben
ondan olduğunu düşünüyorum. Yani çocuk yaşta mesela bütün türkü kanallarını bilirdim, radyoları falan. Hep türkü dinlerdi falan. O kadar arşivim vardır ki mesela. Eve sığmıyor yani, o derece yani. Ne bileyim ya, hastasız işte ya. İşte herkes de işte, kimisi sessiz oturur böyle soyunma odasında maç yapmazdı. Kimisi böyle canlı müzik işte dinler falan, dıptıs dıptıs falan. Ben de tabii kulaklık falan var. Başkan işte yine soyunma odasına geldi herhalde, konuşma falan yapacaktı. Beni görünce falan, ne dinliyorsun dedi falan. İşte başkan türkü dinliyor. Ne, ver bakayım bir dedi. Ne dinliyor bacağı? Herkes beni tipim gereği falan Almancı falan sanıyor. İşte yabancı müzik dinler. Başkana bir verdim tabii, damar böyle. Dedi Allah senin belanı vermesin yani, kötü anlamda değil de falan. Bu ne ya oğlum dedi yani. Kesin içinden demiştik ki sen bunu nasıl dinleyip de nasıl top oynuyorsun falan. Öyle bir hikayemiz oldu. Ondan sonra işte gittik zaten. Galatasaray'da oynarken mesela fitness'te ben herkesten önce girerdim. Fitness'e türkü. Türkü de çalışırım. Çok hatırlıyorum. Kivill'la Milan Baroş gelmişlerdi. Fitness çalışacaklardı falan. Beni bir gördüler, geri gittiler. Hep şikayet ediyorlarmış beni. Sen çok problem diyorlar bana böyle. Sen bu müzik sen hani ne, ben anlatamıyorum, tam hatırlayamıyorum ne dediklerini. Geldikleri geri gidiyorlardı yani böyle yabancılar. Herkes beni bilirdi yani. Fener'de de öyle kezler. Fitness'a girdiğim zaman ben önce girerdim. Türkiye'de benden çekinirdi hiç kimse böyle yani şey, korkudan değişti falan da demezlerdi. Çalışan öyle çalışıyordu. Korkuyorlar. Yani biraz. Yani yaşım. Neden öyle? Ne bileyim şey, ifadem gereği yani, çok ben gerçekten öyle görünüşüm sert ama çok sert bir insan değilim yani, çok şeyimdir, duygusalımdır, çok vicdanlı bir insanımdır. Türkü dinlediğinize göre zaten. Vallahi bak ya, bir şey de, bir söz vardır ya, türkü dinleyenden zarar gelmez. Ha, bilerek zarar gerçekten benden kimseye gelmez. Tabii bilmeden birilerine kırmışımdır etmişimdir ama gerçekten bilmedendir, ama bilerek kimseye kırmam yani. O yüzden dediğim gibi benden de çekindikleri için çalışan türküyle çalışıyordu, çalışmada gidiyordu. Geri dönüyordu, ben çıkınca geliyordu. Keşke böyle imkan olsaydı da o türküleri bir dinletebilseydim size yani, çocuklar hak vermemek elde değil yani. Gerçekten de. O türküleri kim dinlese, yabancı da olsa var ya, bunalıma gider. Ya alkolik olur ya da bir, ne bileyim işte, bir serser olur yani. Peki en sevdiğiniz türkü ne? Çok merak ettim. O kadar çok türkü var ki. Bir de dönem dönem duygusallığıma göre değişiyordu mesela dinlediğim türkü. Bazen bir türkü dinliyorum ben. İlahi de olabilir, türkü de olur falan. Ama şu son zamanlarda yeni bir şey var. Ender Balkır'ın bir türküsü var. O mesela onu çok seviyorum. Ruhumda Sızı diye bir şey. Bedenimde değil ruhumda sizi falan diye bir türkü var. Dinleyin işte röportajdan sonra. Dinleyeceğim. Ama sözlerine dikkat edin. Biraz psikopatlık mı bilmiyorum. Mesela ben hep böyle savaş filmleri oluyor falan ya, işte Çanakkale Savaşı falan. Böyle türkü dinliyorum. Ya beni de oraya atın. Osmanlı döneminde yaşamam lazım. Diriliş Ertuğrul'u ben çok seviyorum. Onu izliyorum mesela. İzlerken de bazen böyle türkü falan dinlerken, ya benim o dönemde yaşamam lazımdı. Benim de böyle işte birebir savaşta olmam lazımdı falan. Böyle şeyler geçiyor aklımdan o derece. Psikopata bağlıyoruz yani. Biraz. Şey gibi hani dediniz ya, Mehter Marşı ile işte maça çıkıyorduk. Ya diye. Yemin ediyorum var ya, bak imkanım olsa bastonları atıp oynarım yani, o derece. Sahaya çıkar bir şey yaparım yani, ayağım şeyse. Ben öyle bir şey hissediyorum kendimde. Ben bir sene karate yaptım. Yeşil kuşağa kadar geldim yani. Full kontak diyorlar ona, sokak dövüşü falan. Hoca beni dünya şampiyonasına sokacaktı. Futbol için bıraktım. Eğer bana türkü verip de dövüşlere soksalar %1 milyon dünya şampiyonu olurum. Bak gülüyorsanız ama gerçeksin. Vallahi bak. Bak benim ağzımı burnumu kırsalardı, kalkar rakibiyle dövüşürdüm. O derece yani, o türkü. Yani ama bir yerden bana müziği vermeleri lazımdı yani. Hani şey, özel zaman, bir kulaklık. O zaman Bluetooth kulaklık var mı sizde oynarken? Yoktu. Nerede? Keşke öyle bir şey olsaydı. Ya öyle bir imkan olsa, veyahut da hani bir çip takıyorlar ya bir şey. Yemin ediyorum var ya bak, kesin dünya şampiyonuyum. Hangi spor, dövüş olur, bir şey olur, dünya şampiyonu. Futbolda belki çok kırmızı kart görürdüm. Yani herkes sakatlardı bu sefer gaza gelip. Orada sakıncalı olabiliriz ama dövüşte zaten dövmek zorundasın. Orada kesin başarı elde ederdim yani. Fatih Hoca'nın öyle bir özellikleri çok vardır. Mesela Semih'i de Fatih Hoca şey yaptı, bir anda oynattı. İşte birçok oyuncu var. Keza onu da mesela. Neden? Şans verirseniz bir yere gelir. Şimdi Fatih Hoca bir şans vermesin. Bu Ozan Allah aşkına bir yere gelebilir mi? Gelme şansı sıfır. Bir sene gidecekti oraya kiralık. İkinci sene Galatasaray'da kalacaktı. Antrenmanlara çıkacaktı, oynamayacaktı. Ama şans buldu. Adam nerelere gitti? Daha da yerlere gelecek. O yüzden dediğim gibi gençlere şans vereceksiniz. Öyle kazanırsınız. Kötü oynayacak, hata yapacak, takıma gol yedirttirecek ama sonra kazanacaksınız. Yapmama şansı yok ki. Yani futbolda hatalar oynuyor. O yapacak. Tecrübelisi de yapıyor, tecrübesi de yapıyor.